Biz samimiyetimizden, milletimizin gönlündeki yerimizden çaldık. Aynı davaya inandık. Kışın soğuğunda, yazın kavurucu sıcağında yollardaydık. Kimi zaman dertlendik, hüzünlendik. Kimi zaman güldük, sevindik, özendiklerdik. Yeni geldik, yüzlerde tebessüm olduk, tebessüm bıraktık. Yeni geldi, umut oldu, ortak hayal oldu. Yeni geldi, ses oldu, nefes oldu. Bir lidere, bir davaya inanarak yazdıkları bu başarı hikayesiyle bizleri gururlandırdılar. 2023 zaferine inandırdılar. Hepinizin bildiği gibi ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için artık son dönemeçteyiz. 20 yıllık AK Parti iktidarımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında taşlandırmak için bize büyük görev ve sorumluluğun düştüğü son virajdayız. Bu öyle bir sorumluluk ki 20 yıl boyunca yapılan hizmetlerin, yatırımların, atılan büyük adımların, gerçekleştirilen hayallerin, milli ve yerli hamlelerin getirdiği kazanımlara yeni ve güçlü Türkiye'nin inşası, ihyası ve yeni yüzyıla damgasını vuran milat olacak. 20 yıl boyunca ekilen tohumlar filizlenecek. Bu nedenle her zamankinden daha büyük bir aşkla, şevkle sahada olacak, inanmışlık ruhuyla her bir haneye girecek, her gönüle mihmandarlık edecek, her evladımızın saçını okşayacak, her gencimizin hayaline ortak olacak, her hanım kardeşimizin derdine çözüm bulacağız. Bize Gezi olaylarında 17-25 yargı operasyonunda 15 Temmuz darbe kalkışmasında ellerini avuşturanlara, hala pusuda bekleyenlere gereken dersi vermek, son sözü milletin desteğiyle söylemek yakışır. Değerli yol arkadaşlarım, ekonomi üzerinden yeni bir algı oluşturarak sosyal medya üzerinden bir takım manipülatif söylemlerine kendi rant ve alan açmak isteyenlerin çığırtkanlıklarına, milletimizi galyana getirmeyi amaçlayanların farkındayız. Burada bizlere çok büyük görev düşüyor. 20 yıldır milletimizin kazanması, Türkiye'mizin kazanması için durmaksızın çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın yine milletimiz için ekonomik bir savaş verdiği, bu savaşın sonunda kur baskıları, faiz entrikaları, borsa oyunları tezgahlayan ekonomi baronlarını kaybedeceğini milletimize anlatmamız lazım. Çöp, çukur, çamur ile anılan belediyecilikte sabıkalı CHP'nin başkentimizi 3 yıldır yerinde saydırdığını, vaatlerin sadece sözde kaldığını, şaibeli ihaleler, şeffaf olmayan yönetim anlayışıyla ve sosyal medya üzerinden yaptığı göz boyamayla başkentimize karabasan gibi çöktüğünü tek tek anlatacağız.